Adım Cebrail Parıltı, 33 yaşındayım, esnafım. Şimdi çocuğumuz yaz döneminin tatili olması hasebiyle bizim yanımızda kalıyor, dükkanda beraber kalıyoruz. Kendisi 10 yaşlarındadır. Namaz vakitlerinde genellikle onu dükkanın önüne bırakıp namaza gideriz. Dolayısıyla o da dükkanımıza bakar, biz de namazımızı kıldıktan sonra dükkana geri döneriz. Dünün ikindi ezanı okuduğu sıralarda çocuğumuzu göremedik ortalıklarda. Ondan sonra aradan 5-10 dakika geçtikten sonra küçük kardeşi İbrahim Halil isminde geldi, dedi ki baba bir adam İshak abiyi aldı götürdü. Oğlum nereye götürdü dedin? Dedi işte aldı onu götürdü. Ben de tabii apar topar zaten namaz da kılmamıştım henüz. Hemen bırakıp gittim oğlumla ilgilenmeye. Baktım ki işte oğlum oradadır. Hemen sordum, dedim oğlum ne oldu, sen kim almış, hangi adam seni almış falan filan. Ha dedi ki bir polis arabası, hani kendi deyimiyle diyor bir akrep geldi. Diyor işinden diyor indiler. Diyor biz de parkta su içiyorduk. Diyor o esnada da demek ki 3-4 tane çocuk ateş mi yakmışlar, ne yapmışlarsa polisler onları püskürtmek amacıyla gelmişler. Arada beni de dövmüşler dedi. Ben dedim ki oğlum seni niye dövdüler, sen bir şey mi yaptın? Diyor baba dedi ben su içtim, ben bir şey yapmadım zaten ki yani, hakikaten de bizim çocuğumuz öyle biri değil yani. Derhal karakola telefon açtım, dedim ki bu bizim oğlumuzu döven akrep ekibi kimse kendisi derhal bizzat dükkanımıza gelsin, yüzleşelim. Çocuğumuz neden böyle bir şey yapmış onu bir öğrenelim. En azından hani yaptığı mesela haksız bir şeyse cezasını biz de verelim. Oğlumuzu düşünün bir öğrenelim. Telefondakinin karşıdaki kişi dedi ki işte böyle olmaz, karakola gelmeniz lazımdır. Ben de hemen Bağlar Polis Karakoluna gittim. Orada komiser beyle görüştük. Dedik ki işte çocuğumuza bir akrep aracı işte gelmiş orada. Orada 3-5 kişi mesela atış mı yapmışlar neyse artık onları püskürtmek amacıyla gelmişler. Arada bizim çocuğu da dövmüşler. Sebebini öğrenebilir miyiz? Bu işi yapan kişilerle de bir yüzleşelim dedik. Oradaki komiser dedi ki ya 16 tane ekip var. 16 tane ekip var dedi. Hangisinin olduğunu nereden bilelim? Çocuk da dedi ki baba ben bunu tanıyorum. Polis komiser dedi ki peki sen aracın plakasını biliyor musun? Çocuk dedi ben nereden bileyim aracın plakasını? Ondan sonra polis dedi ki tamam dedi olabilir. Çocuğunuz mesela orada su içmiş olabilir. O esnada polisler gelmişler. Ateş yakanları mesela püskürtmek amacıyla onu da arada dövmüş olabilirler. Yanlışlık olmuştur. Onların adına ben özür diliyorum dedi. Bunu da dedi. Ve ben dedim ki şimdi bu ekibi bir toplasak. Ekibi bir toparlarsak bu çocuk bu polisi teşhis etsin. En azından hani biz bilelim yani çocuğumuzun suçu neydi. Kendisi mesela birebir olaya şahit olan kişidir o polis memuru. Desin yani, yani senin çocuğun bize taş atmıştır. Veya senin çocuğun işte ateş yakmıştır. Veya senin çocuğun ateş yakanların etrafında işte böyle alkış tutmuştur. Desin yani, biz de bilelim yani. Ama maalesef benim çocuğum ne kimse taş atar ne ateş yakar. Bize uzak olan şeylerdir yani. Bize ters olan şeylerdir. Ve oradaki komiser sadece bir özür dilemekle geçiştirdi. Biz burada özellikle Bağlar Polis Karakolu'ndan ki Kör Hat Mahallesi Parkı onların sınırları içerisindedir. Biz bu işi yapan polisin derhal bulunmasını istiyoruz ve hakkımızı da istiyoruz. Yani şimdi polisler bu şekilde mesela hani küçük çocuğu döverekten ondan sonra mesela onları eziyet ederekten yani kendi görevlerini ifa edemezler. Yani bu şekilde görevini yerine getirmiş olamazlar. Biz burada hakkımızı istiyoruz. Bu yetkililer kimlerse artık biz bu konuda bu polisin derhal ortaya çıkmasını istiyoruz. Yani çünkü çocuğumuz 10 yaşlarında bir çocuk. Küçücük çocuk. Yani şimdi polisin kalkıp böyle silahsız, ondan sonra güçsüz, kuvvetsiz, zayıf bir çocuğu böyle bu şekilde dövmesini kabul edilemez bir durumdur yani. Çocuğun, polislerin bu hareketi çocuğun bakış açısını da değiştirmiş değil mi? Çocuk artık polisleri gördüğünde korkmaya başlıyor mu? Zaten düneyin çocuk polisten tokat yedikten sonra artık sararmış, eve gitmiş, annesi demiş oğlum sana ne oldu? Demiş anne beni götürecekler. Oğlum niye seni götürecekler? Kim seni götürecek? Diyor çocuk habire ağlıyor, rengi sararmış. Yani korkmuş yani çocuk epey korkmuş yani o tokatın etkisiyle. Tokatın etkisiyle çocuk epey korkmuş. Olacak ki annesi diyor anne beni götürecekler, anne beni götürecekler. Annesi oğlum seni niye götürecekler? Sana ne oldu yani? Ya diyor ki işte biz parkta su içiyorduk, polisler geldi orada ateş yakan 3-4 tane çocuğu işte dövdü, arada beni de dövdü. Ha şimdi ben de diyorum ki bu polis kimse benim çocuğumu döven gelsin desin ki senin çocuğun bana taş atmış onun o çocuğun elini ben kendi elimle kırarım. Dese ki bu çocuk ateş yakmış ben o çocuğumun yaktığı ateşle onu yakarım. Ama böyle bir şey yoksa böyle bir taş atma olayı yoksa yani bırakın taş atmayı çocuğumuz kimse bir nohut tanesi bile atmamıştır yani. Bu tamamen keyfi bir muameledir. Ondan sonra mesela bunlar böyle hani
kafalarına göre hareket ediyorlar. Bunları soran yok, soruşturan yok, bunların peşinden dolaşan yok. Şu an biz bunları dile getirdik. Eğer bu dediklerimiz yapılmazsa, bu polis memuru ortaya çıkmazsa biz bunu yetkili makamlara götürüp şikayette bulunacağız. Başvuruda bulunacağız. Biz bu kişiler hakkında şikayetçi olacağız. İshak parıldı. Dün Bala Kırhat Parkı'na gitmiştim. Parkta su içiyordum. Sonra akrep geldi, beni yakaladı, vurdu. Sonra dedim abi beni ne için vuruyorsun dedi ki niye ateş yakıyorsun dedim. Abi ateş yakmıyorum. Dedi ki niye ateş açıyorsun dedim yakmıyorum. Dedi o zaman biz seni ne için yakaladık? Dedim abi beni boş yere yakaladınız. Dedi ki nasıl boş yere? Sonra beni bıraktılar, ben gittim annemin yanına. Annemin yanında da babam beni çağırdı. Sonra gittik karakola benle babam. Benle babam gittik karakola. Karakolda komiser bey dedi ki ya arabanın plakasını biliyor musun? Dedim hayır bilmiyorum. Dedi ki seni döven adam mı? Evet dedim biliyorum. Haksız yere onları vuruyorlar.